Efendim haftanın ikinci gününe geldik. İkinci günü Salı. Salı günü Burak hocamla her zaman olduğu gibi birlikteyiz. Önce yayınımıza hoş geldiniz diyelim. O gülen, güzel, bize umut veren yüzü için, varlığı için teşekkür ederim. Burak hocam yayına hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim iltifat dolu sözlerin için. Yok hakikaten bence hani mesela benim dost kavramımda iki tane şey var. Yıllarca görüşmesem bir telefon kadar yakın hissettiğim insanlara gerçek dost diyorum. Bir de hani hep şey diyorlar ya, iyi insan biriktirin, arkadaş biriktirin diye. Yani yüzü gülen insan kadar güzel bir şey yok. Her şeyimizi alabilirler ama gülen yüzümüzü almasınlar bizden. O bizim en büyük değerimiz diye düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yani ben de öğrencilerle bazen konuştuğum zaman hep şunu söylüyorum. Yani iyi insan olmak çok zor bir şey. Bunu hayatımızın her evresinde yapmaya çalışmalıyız. İyi insan dediğin zaman, yani çocuklarımızı yetiştirdiğimizde birçok şey yapalım istiyoruz. Başarılı olsunlar, her şeyi yapsınlar ama iyi insan ihtiyacımız var bizim toplumun içerisinde. Çünkü gerçekten böyle iyi olarak adlandırabileceğimiz insanlarımızın sayısı azalmaya başladı. İşte kadınlara olan tutumu görüyorsun, hayvanlara olan tutumu görüyorsun, birbirimize olan sabırsızlığı tutumu görüyorsun. Onun için birazcık iyi insan olmakta fayda var. Olmaya çalışalım. Hala da eğer yaşıyorsak elimizden geldiğince kendimize eğiterek bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi bunu böyle ekonomi kanalında niye konuşuyorsunuz dedikleri zaman ben diyorum ki bakın anlaması zor olabilir ama öncelikle insanın ve ekonominin esasında insanı mercek altında tuttuğu, merkeze koyduğu bir bilim olduğunu bir kere düşünmemiz lazım. İnsan olan her yerde de duygu var, düşünce var, motivasyon var. En önemli üretim faktörlerinden bir tanesi artık insanın o teknoloji üretme, akıl üretme şekli. Eğer iyi insan olmak zorlaşıyorsa esasen bunu kolaylaştırmamız lazım, verimliliği arttırmamız lazım. Orada da şu soru geliyor. Ya bu kadar dışsal faktör var, işte Covid var, işte ülkelerin arasındaki savaşlar var, bir şeyleri bölüşememek var falan. Biz ülke olarak yani önce nasıl refaha ulaşırız, sonra dünya olarak nasıl refaha ulaşırız bunu sorgularken şu enflasyon belası maalesef hani kur yükselecek, enflasyon yükselecek, enflasyon yükselecek, faiz yükselecek, faiz yükselecek, kur düşecek, kur düşünce enflasyon düşmeyecek gibi gözüken bir fasit daire içerisine girdik. Bunu nasıl çözeceğiz? Buradan çıkış noktasında mesela yani iki gündür, üç gündür yabancılar tatildeydi, satış yoktu. Bakıyorum döndüler, yine piyasada satışlar başladı. Biz bu güveni sağlamak için bir şey yapmalı mıyız, yapacak mıyız? Bu enflasyon fasit dairesinden nasıl çıkacağız hocam? Şimdi aslında çok güzel bir konuya parmak bastın. Yani burada Türkiye'nin temel gündemi bu. Yani birçok farklı gündemle kaynayıp duruyor ortalık ama esas gündem enflasyon, esas gündem işsizlik, esas gündem yoksulluk, esas gündem bizim aşıya ulaşamıyor olmamız. Bunlar bizim temel şeylerimiz. Mesela en sondan başlayarak gitmek istiyorum ki bir örnek vereyim. Yani Amerika biliyorsun bu işe çok kötü başladı. İşte Central Park'ın içine hastaneler kurdular, ortalık kaynıyordu, felaketti falan ama geldiğimiz noktada cumartesi günü 4 milyon insana aşı yaparak bir günde en yüksek doz aşı yapmaya ulaştılar. Bu bir rekor. Dolayısıyla bu ülkeler farklı bir boyuta geçmiş durumdalar. Biz aşı buldukça yapabiliyoruz. Biliyoruz ki bizim aşı yapabilme kapasitemiz çok yüksek ama aşı bulamıyoruz. Bunlar temel sorunlarımız. Ama enflasyon, yani bugünden yarına hemen atlatabileceğimiz ya da geçmişten bugüne taşımadığımız bir olgu değil. Bunun birçok farklı ayağı var. Yani bunu çok kere seninle burada konuştuk. Bunlardan bir tanesi işte Merkez Bankası'nın yapabileceği hususlar. Merkez Bankası sıkı para politikasını devam ettirerek, işte bu gerekli sıkılaşmaları piyasalarda sağlayarak ve enflasyonu tekrardan Türkiye'nin gündemine sokarak geçmiş Merkez Bankası Başkanı döneminde önemli adımlar atmıştı. Ama bizde eksik olan nokta sabır noktası. Yani sabredemiyoruz. Eğer sabredebilseydik o zaman görecektik ki biz enflasyonla mücadelede ilerlemeye başlamıştık ve kademe kademe bu enflasyonla mücadeleyi yapabilecektik. Şimdi burada kur neden önemli Türkiye açısından? Çünkü bizim en önemli unsurlarımız şuradan kaynaklanıyor. Bir, ihracatımıza yapısına baktığımızda ihracatımızın çeşitli kalemlerde, mal gruplarında değişiklik gösteriyor ama genel olarak %17'ye, 16'ya varan oranlarda ihracatımız ithalata bağımlı durumda. Bunu yan sektörlerle dalga şeklinde incelediğimiz zaman %40'lara varan oranlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla biz ihraç edebilmek için önce ithal ettiğimizden dolayı o kur artışıyla beraber enflasyonu da kendi ülkemize
bir anlamda çekiyoruz. Birinci neden bu. İkincisi, şimdi Türkiye'deki bu en temel konulardan bir tanesi tabii ki bir taraftan ihracat üzerinden ithal ettiğimiz özellikle ihraç ürünlerinin temel altyapısında ithal ürünler olmasından dolayı ve bununla beraber gelen bir enflasyon yapısı da ortaya çıkıyor. Bir de Türkiye büyümesi ki bunu az önce de ifade ettim ne pahasına olursa olsun büyüyelim tercihin içerisinde iki şekilde büyüyoruz. Bir taraftan ihracat yönüyle büyüyoruz, bir taraftan da talep yönüyle büyüyoruz. Tabii Türkiye'de talebi arttırdığımız zaman ister istemez bu yurt dışı fiyatlardan ve işte her tür mal hizmet fiyatlarından bunlar ara mamullerde olsun, sanayi mallarında olsun, ham maddelerde olsun Türkiye'ye bu yüksek kur üzerinden ithal ediyoruz. Hele bir de şimdi dünyanın genelinde özellikle emtialar çok yüksek miktarda artmaya başladığı için fiyatları ister istemez bu süreci bir dalga olarak Türkiye yaşayacak. Peki ne yapılabilir? Yani burada hep böyle mi gideceğiz? Hayatımız boyunca böyle mi gideceğiz? Tabii ki değil. Bir kere enflasyonla bir mücadele planı programı olması gerekiyor. Hani hep söylüyoruz bir IMF programına belki ihtiyaç olmayabilir ama IMF gibi sağlam durabilecek olan bir program gerekiyor. Çünkü hani IMF programını niye istemiyor bazen siyasiler? İşte çok sıkıyor seni ve o sıkmış olan unsurlarda kendine çıkış yolları bulamıyorsun. Oysa biz biliyoruz ki bir müddet sonra kendi planımızı yapıyoruz desek bile bir tarafından delmeye başlıyoruz. Orasını burasını deliyoruz ve o program uygulanmaz oluyor. İşte en son yaşamış olduğumuz enflasyonla mücadele konusunda olduğu gibi. Sağlam bir program lazım. Bu en önemli unsurlardan bir tanesi. Buna sadık kalmak ve arkasında sabır göstermek gerekiyor. İkincisi Türkiye'nin üretim yapısını farklılaştırmak gerekiyor. Bu en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunu çok uzun yıllardan beri konuşuyoruz. Çok kolay bir şey değil ama özellikle bazı mal ve hizmetlerin Türkiye'de üretilmeyen ki tarımda da aynı şeyleri yaşayabiliyoruz. Bunların Türkiye'de üretilebileceği noktaları geliştirmek ve mümkünse teşvikleri o noktalara taşımak gerekiyor. Ve bunların haricinde bir tane daha çok önemli nokta var ki o da siyasetin ve diğer tüm kurumların bu enflasyonla mücadele sürecine destek vermesi gerekiyor. Türkiye'nin yabancı yatırımcı için geçen hafta seninle de hep beraber Mega 2022'de konuştuk. Orada da bir çıpamızın olması gerekiyor ki yabancı yatırımcı güvensin buraya gelsin. Yoksa işte görüyorsun piyasa açıldığı anda satıp çıkmaya çalışıyor ve ülkeden bir şekliyle arkasına bakmadan gidiyor. Şimdi hani 19 yıllık bir iktidar var. Günahıyla, sevabıyla. Bundan sonra da işte enerjide dışa bağımlılığın azaltılması lazım. İşte finansmanda azaltılması lazım. Türkiye katma değerli üretim yap. Bunları hep konuştuk. Şimdi çok kısa vadede şunu merak ediyorum. Bir, gözüküyor ki hızlı bir böyle soru cevap yapalım. Bir, krediler tekrar hızlanmaya başladı. Siz diyordunuz ki zaten seçim gelecek. Hiçbir hükümet enflasyonla mücadelede öyle önlem alamaz. Bu sürdürülemez diyordunuz. Şimdi kredilerle tekrar ekonomiyi büyütme yönünde gaza mı basılacak ne düşünüyorsunuz? Birinci sorun bu. Evet şimdi kredileri tercih ediyorlar. Çünkü büyümeyi ne pahasına olursa olsun büyüme maalesef Türkiye'nin tek gündemi. Dolayısıyla benim algıladığım kadarıyla Merkez Bankası belki bu Nisan toplantısında bir indirim yapmayacak. Belki Mayıs'ta da yapmayacak. Ama sonunda bu başkan değişikliği neticesinde bizi bir faiz indirimi bekleyecek. Öyle gibi gözüküyor. Ha buna piyasa el verir el vermez onu bilemiyorum. Ama netice itibariyle hayatı canlandırmak için böyle bir yola gidebilirler. En azından kredi koşullarını daha rahatlatabilecek bir imkan ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bu da ister istemez Türkiye'de harcamaları tekrardan arttırabilecek olan bir yöne bizi taşıyacak. Nitekim yalnız şu anki kredilerin artmasının sebeplerinden bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Bir daha bu fiyata bulamam. Yani enflasyon öyle bir gidiyor ki bir daha bu fiyata bulamam. Onun için herkes kredilere yönelip alışveriş yapma derdinde. Enflasyon mevcut alım gücünüzü zaten bugün alabildiğiniz bir şeyi yarın alamayacağınız anlamına geliyor. Ev değiştirmeden daha pahalı bir semtte yaşıyor oluyorsunuz. Evet. Peki bunun maliyeti ne olacak? Tekrar yüksek enflasyon ve kur artışı mı olacak? Aynı şeyi mi yaşayacağız? Yaşadık zaten biz bu filmi çok gördük. Yeni film aynen tekrardan eski senaristlerle ve farklı oyuncularla sahnede. Farklı oyuncular dediğimiz Merkez Bankası başkanları sürekli olarak oyuncu kastında değişiyorlar. Ama senaristler hep aynı siyaset. Dolayısıyla bizler de bunun içerisindeki etkisiz figüranlar olarak bu sürecin içerisindeki kişileriz. Yani hep aynı şey yaşanacak böyle giderse. Bunun bir çıkış yolu yok. Peki kur 1 lira dolar
1 TL olur mudan başladı. 3, 5, 7, 8 geldik. Bu kur sonsuza kadar yükselecek. Biz de sonsuza kadar bunu mu yaşayacağız? Atilla Yeşilada'nın dediği gibi işte bakın bugün de haberler var. 24 Nisan'da işte bu sözde soykırım tanınacak mı tanınmayacak mı? Avrupa Birliği bize yaptırımı yapacak mı yapmayacak mı? Amerika'ya yaptırımı yapacak mı yapmayacak mı noktasında bir şeye mi gidiyoruz? Karar verme yerine mi gidiyoruz? Yani hükümet bir şekilde ya Rusya'ya yaklaşacak ya Amerika'ya yaklaşacak gibi karar noktasına mı gidiyoruz? Yoksa seçime kadar böyle iki ileri bir geri bu şekilde devam mı edeceğiz? Vallahi herkese yaklaşmaya çalışıyorlar benim algıladığım kadarıyla. Bir taraftan tabii Amerika'da hala Joe Biden'ın aramamış olması Sayın Cumhurbaşkanı biraz rahatsızlık yaratıyor. Bu çok net gözüküyor. Diğer taraftan Rusya çok sessiz ama bu Kanal İstanbul'a falan bunlar böyle sessiz kalacaklarını düşünmüyorum. Çünkü onlar için hayati bir nokta. Yani Amerikan donanmasını Karadeniz'de görmeleri onlar için hayati bir nokta. Dolayısıyla bunu sağlarsan da seni çok affetmezler gibime geliyor. Düşün yani bir uçak düşürdük. O uçağın sonucunda nasıl farklı tepkilerle karşılaştık. Bu çok daha büyük bir olay. Onun için yani bence arada kalınmış bir durumdayız. Yani hem NATO ülkesiyiz ama S-400 konusu ki o konuda bizim haklı olduğumuza inanarak söylüyorum bunu ama sonuçta NATO üyesin ama S-400 var. Bunu çalıştıramadık. Diğer taraftan Amerika'nın çok yoğun baskısı var çünkü para onların parası, dolar ve bu süreci sana bir şekliyle çok kolaylaştırmayacak bir yapı içerisinde olabilirler. Diğer taraftan Avrupa Birliği sürecinde zaten Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde iyi gitmiyordu. Uzun zamandan beri müzakere süreci ortada yoktu. Ama komşularla ilişkileri yanlış yönettiğimiz için, işte İsrail'le, Mısır'la düşman hale geldiğimiz için bir anda kendi kara sularımıza tıkandık kaldık. Onun için çok zor buralardan çıkış ama çıkılamayacak gibi değil. Mesela son dönemdeki politika değişiklikleri çok değerli. İsrail'le ilişkileri tekrardan kurmak, işte Mısır'la görüşmelere başlamak, bu ilerler ilerlemez orasını bilemem. Ama zaten olmaması gereken bir sürecin içerisindeydik. Şimdi Avrupa Birliği biraz daha yumuşamış gibi gözüküyor. Biz onun karşılığında ne veriyoruz, ne alıyoruz bunları bilemiyoruz. Çünkü çok kapalı kapılar arkasında yürüyen işler ama netice itibariyle bir çıkış yolumuzun olduğu ve olabileceğini ileriki günlerde göreceğiz. Olumsuz değilim yani o kadar. Dolayısıyla siyasetle girdiğimiz bir paradigma değişikliğini ya da yine siyasetle, dış siyasetle buradan çıkacağız ya da bir yere evrileceğiz ve bu da kısa zamanda olacak der misiniz? Çok kısa zamanda olabilir mi bilmiyorum. Şimdi Amerikan yönetimi işte 24 Nisan sözde Ermeni soykırımı zamanında nasıl bir kararla gelebileceklerini bilmiyorum. Geçen akşam da bahsettim bundan. Yani Türkiye'de herkes Joe Biden diyor ama Kamala Harris ne kadar etkili bir kadın olduğunu görüyorsun. Geçen gün bir fotoğraf vardı, onu izleyicilerimiz bulabilirlerse görsünler. Bütün kabine oturmuş, herkes ayaklarını böyle yan yana koymuşken Kamala Harris ayak ayak üstüne atmış ve sanki o kabinenin en önemli yetkili kişisiymiş gibi. Sanki değil, gerçekten de öyle. Çok etkili Biden bir kişi. Biden emekli olup yerine o geçecek konuşmaları var bu arada tabii. Evet, yani. Bu Amerika'da çok konuşuldu Artunç. Ben bunu yani kendi uydurduğum ya da içimden geçen bir şey gibi değil. Yani Biden'ın belki sağlığı bile yetmeyebilir diye söyleniyor. Aynen. Bunun için çok güçlü bir kadın ve geldiği yer Kaliforniya. Kaliforniya savcılığından geldi. Oranın senatörü oldu. Arkasında Ermeni lobisi, Rum lobisi bunların hepsi var. Yani bunların da istediği yönde kararların daha rahat çıkabileceği bir hükümet yapısı var. Yani biz Trump'la nasıl hallediyorduk? İki başkan düzeyinde iyi anlaşıyorlardı. Karşılıklı telefonlarla hallediliyordu bu işler. Ama şimdi öyle değil. Şimdi daha kurumsal ve üstelik Biden hükümeti daha önceden biraz daha farklı bakarak geldi Türkiye'ye. Onun için biraz zor. Ama dış ticarette özellikle dış ilişkilerde ve dış ticarette sürekli küslük olmaz, sürekli belli bir tarafa doğru yönelmek olmaz. Amerika ve İngiltere bunu en iyi yapan ülkelerdir. Senden menfaati varsa anında dönebilirler de. Onun için ben o nedenle umutsuz değilim. Yani bu nasıl bizim evrileceğimizle alakalı bir konu. Nasıl hareket edeceğiz? Zannediyorum ki biraz daha Amerika'ya yönelik tutum alacak bundan sonra hükümet ki özellikle hem ikili ilişkilerde hem de işte bu not indirimleri, not arttırımları konusu falan hep oralardan geçiyor. Onları da daha dikkate alacaklardır diye düşünüyorum. İç siyasette kabine değişikliği çok fazla konuşuluyordu ama hala bir açıklama gelmedi. Kongrelerin bitmiş olmasına rağmen piyasada çok önemli bir yer tutuyordu bu. Hani ekonomi yönetimi açısından da dış politika açısından da yakın zamanda bu konuda bir haber gelmesi ya da gelmemesi çok belirleyici olur mu önümüzdeki günlerde ekonominin gidişatı açısından? Ya, bence belirleyici olmaz. Piyasalar açısından bakıldığında hani Berat Bey tekrar geliyor mu gelmiyor mu konusu bence en gündemdeki konuydu ekonomi açısından baktığımızda.
Şu an geliyor ya da gelmiyor yönünde bir herhangi nokta yok. Gelse nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalabileceğiz? Gelmese zaten mevcut durum aynı şekliyle devam ediyor. Birçok atamaların zaten onun tarafındaki kişiler olduğunu düşünüyoruz ya da öyle gibi gözüküyor. Onun için hani ben kişilerden ziyade işleyişin, sistemin tarafındayımdır her zaman. Hani o gelir, bu gider, bu benim için hiç önemli değil. İsimler de önemli değil. Önemli olan sistemin nasıl işlediği. Maalesef şu anda sistem çok net şekilde ekonominin kurallarına göre işleyemedi. Özellikle işte en son yapılan başkan 19 Mart'taki başkan değişikliğinden sonra her şey alt üst oldu. O kaybolan güveni tekrardan sağlayabilmek şu anda çok güç. Yani bence böyle bir süreç olabileceğini tahmin etmiyor da olabilirlerdi. Yani başkan değişecek. Nasıl olsa daha önce de değişmişti. Çok büyük piyasalar tepki vermemişti. Ama şu anda süre gelen bir tepki var. Onun için bu süreç bayağı bir zor yani şu an içinde bulunduğumuz. Peki son soru. Son sorum şu. Tüm dünyada zaten mutasyon falan çok konuşuldu. Kapanmalar çok konuşuldu. Tekrar Covid falan ama benim naçizane görüşüm geçen seneye benzer bir durum. Mayıs'ta piki görürüz demiştim. Yine bence zaten piki görmek üzereyiz. Hani 40 bin falan diyor ama ben hani çok ciddi şekilde vaka sayısının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve Mayıs'la birlikte tekrar şeyi görürüz Ramazan sonrasında. Hani tepeyi görmüş oluruz ve oradan en azından kısa vadeli bir açılma olur. Bu da ekonomiyi hareketlendirir diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bundan sonra Covid'in gidişatı noktasında? Ya şimdi Artunç öyle bir noktaya geldik ki eskiden herkes beraber kapanıyordu, herkes beraber açılıyordu. Yani bu aşının vermiş olduğu avantajlar hiç kimse için bir adım öne çıkarmıyordu. Yani neticede baktığımız noktada buradaki en temel yaklaşım şuydu. Amerika kapanıyorsa diğer dünyanın ülkeleri de kapanıyor, biz de kapanıyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika aşılamayı çok iyi götürüyor. İşte demin söyledim az önce 4 milyon kişiyi cumartesi günü aşıladılar bu rekor seviye. Arkasından günde yalnız. Ondan sonra arkasından işte 30 yaş altına aşı vurmaya başladılar. Muhtemelen Mayıs sonu gibi bu aşılama işi toplumun %60-70'ine ulaşmış olacak. İngiltere çok iyi gidiyor. Avrupa Birliği yavaş yavaş arttırmaya başladı. Şimdi açılma bu ülkeler arasında olursa zaten dünya ticaretinin %65-70'i bu ülkeler arasında cereyan ettiği için biz ister istemez dışarıda kalıyor oluyoruz. Yani bu tehlike. Şimdi biz açılır mıyız? Tabii işin ucunda parasal şeyler olduğu için açılacağız. Yani netice itibariyle Ramazan'da kapanacağız ama arkasından hemen bayram geleceği için açılacağız. Turizm sektörü bilmem ne falan filan yok. HES'le alıyoruz, almıyoruz. İşte araları çok uzun verdik. Şezlonglar arası 5 metre, 10 metre. Bahaneler ama açılacağız. Netice itibariyle bu sayı artacak mı Türkiye'de? Bence daha da artacak. Biz eğer yaz aylarında bu aşılanmayı hızlandıramazsak biz onların çok gerisinde kalabiliriz. Benim için en büyük tehlikeli olan nokta bu. İki, bak bu en son sayı artışıyla beraber iki gelişme oldu. Bu çok basına çok net şekilde yansımadı, tartışmadık da. Bir, Türkiye'ye gelen Rus turistler tekrardan ülkelerine geri dönmeye başladılar. Çünkü korktular bu vaka artışından. İkincisi, bugün Çin Hava Yolları 4 hafta boyunca Türkiye ile uçuşları durdurdu. Yani Türkiye günlük vaka artışında dünyanın bir numaralı ülkesi haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. Bunun yaz aylarının yaklaştığı günlerde bu demektir ki bizim turizmimiz geçen seneki gibi bir turizm geliriyle karşıya karşıya bırakabilir bizi. Bu bizim ekonomimiz açısından en büyük risk olarak görüyorum. Dünya açılırken biz kapanıyorsak bu bizim için olumsuz senaryodur ve çok kötü fiyatlanır. Onun için bizim mutlaka ve mutlaka bu aşılanma sürecini hızlandırmamız ve ülkelerin, gelişmiş ülkelerin tamam aynı seviyeye belki çıkamayız ama hızlı bir şekilde onlara ulaşmamız gerekiyor. Bana kalırsa Türkiye'yi belki bir 3 hafta komple kapamak bu bütün vakaları aşağı indirmek için gerekebilir. Hani neye benziyor bu? İleride enflasyonun kazancını elde etmek için bugün faiz yükseltmeye benzeyen bir süreç. Evet, bugün ekonomide her şeyi kapatırız ama 3 hafta sonraki o vaka azalışları ve bu aşılamayla beraber geleceğimizi kurtarırız. Yoksa biz kış aylarında da böyle online hayatımıza devam edeceğiz gibi düşünüyorum. Burak Hocam çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için gözüken o ki ülkeler arasındaki ya da para birimleri arasındaki bundan sonraki gidişatı aşılama hızları belirleyecek gibi gözükmekte. İnşallah biz de aşılama konusunda hızlı bir atak içerisinde
oluruz. Bu Türkiye'nin dediğiniz gibi enflasyonla mücadelesi gibi ekonominin sürdürülebilir büyümeye gitmesi açısından en önemli belirleyici olacak gibi gözükmekte. Bir kere daha çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Haftanın geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyorum efendim. Görüşmek üzere.